Enam suresi 65. ayet. Ayette bir de Şia kelimesi vardı. Şia. Bugün talihsiz bir şekilde bir İslam fırkası olarak da yine kısaca kullanılan bir kelime bu. Kur'an'da 4 yerde varmış. Bu haliyle tabi bütün türevleriyle desek kaç yerde çıkar? 28. Bütün türevleriyle deyince 12 yerde çıktı. Biri bizim ayette ve ilk geçtiği yer. Ondan sonra diğeri Enam suresi 159. ayette. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ Dinlerini tefrik edenler, yani ayıranlar, وَكَانُوا شِيَعًا Böylece grup grup olmuş olanlar, farklı taifelere dönüşmüş olanlar. Cenab-ı Hak bu ifadenin devamında لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ Onlardan yana hiçbir şeyde değilsin. Yani ne bunların sorumluluğu altındasın, bunlar kendi yol ayrımlarını kendileri oluşturdular, ayrıştılar, farklılaştılar. Bu istikamette devam edeceklerse muhtemelen ehli kitaba gönderme yaparak Allah'ın elçisine böyle söylüyor. لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ Yani onlardan yana sen onları alıp kendi yoluna cebretmek, onların sorumluluğu dolayısıyla kendini suçlu saymak veya onların hükmünü efendime söyleyin, akıbetini hazırlama. Bunlar senin işin değil. اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ Onların işi Allah'a aittir. ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Yapıp ettiklerini Cenab-ı Hak onlara katına döndürdüğünde bunlara haber verecektir. Diyor. Belki Şia'n kelimesinin tam da bağlamıyla kullanıldığı bir ayet. Yani ne olduğunu da anlatıyor Cenab-ı Hak bize. Dinlerini ayrıştırarak fırkalaştılar. İnsanlar demek ki temelde dinleri üzerinden ayrışıyorlar. Dolayısıyla da hakkın dışındakiler bir bakıma batıl cephesi mesela tek bir fırkaya dönüşüyor. 159. ayet Enam suresinde, Hicr suresinde وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ف۪ي شِيَعِ الْاَوَّلِينَ Senden önce, öncekilerin, evvelkilerin gruplarına da gönderdik diyor Cenab-ı Hak. Önceki gönderdiği peygamberlere atıfta bulunarak önceki topluluklara Şia demiş. Önceki milletler, önceki gruplar anlamında. Nitekim devamında وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَنْزِعُونَ Ne Resul gelse onlara alay ediyorlardı. Demek ki sadece biri diğeri karşısında olan gruplar anlamında değil de veya kendi içerisinde bütünlüğünü kaybedip ayrışmış gruplar anlamında değil de tarihin farklı dilimlerinde yaşamış milletler anlamında da kullanabilmiş Cenab-ı Hak bunu. Bakın fi şi'il evvelin. Hicr suresi, Meryem suresinde de var. 69. ayette. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ Rabbine and olsun ki biz onları haşredeceğiz. Yani toplayacağız. وَالشَّيَاطِينَ Şeytanları da, sadece onları değil, şeytanları da toplayacağız. ثُمَّ لَنُحُضِّرَنَّهُمْ Sonra onları getirip hazır edeceğiz. Nerede? حَوْلَ جَهَنَّمَ Cehennemin etrafında. جِثِيًا Çöke kalmış, dizüstü bir vaziyette. Kesinlikle getireceğiz diyor Cenab-ı Hak. Onları ve şeytanları. Sümme sonra lenenzi'anne aralarından çıkaracağız, söküp alacağız. Min kulli şiatin her gruptan kimi çıkaracakmış her grubun içerisinden? Bunlar cehennemlik bir kalabalık. Eyyuhum eşeddu aler rahmani atiyya. Rahman'a karşı en azgın olanı. Muhtemel ki bunlardan başlanmak suretiyle
demek istiyor Cenab-ı Hak. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذ۪ينَ هُمْ اَوْلَى بِهَا صِلِيَّ. Sonra biz kesinlikle biliyoruz kimler oraya kesinlikle atılacak. Atılması gerekenleri, oraya en uygun olanları kesinlikle biz biliyoruz. Ayet böyle devam ediyor. O kalabalık cehennemin etrafına getirilmişler. İnsanlar ve şeytanlar kalabalığından fırka fırka gruplara Cenab-ı Hak işaret ederek Şia demiş. Kulli Şia, her grup. Nur suresinde bu şa'a yeşi'u, şuyu bulması, yaygınlaşması, speküle olması anlamında bir kullanım fiil olarak innellezine yuhibbuna en teşi'al fahişatu fillezine amenu. İman etmişler kimseler arasında fuhşun yaygınlaşmasından hoşlananlar var ya dediği ayet Cenab-ı Hakk'ın. Bir başka ayet inne firavuna, muhakkak firavun ala fil ardi, yeryüzünde üstünlük oluşturdu. Ve ceale ehleha şiyan, oluşturduğu bu üstünlükle yani iktidarı ele geçirerek halkını gruplara ayırdı. Ve ceale ehleha şiyan, sınıf sınıf yaptı bunları. Bir kesimi kendisine yakın tuttu, onları besledi, onların desteğini arkasına aldı. Bir başka kesimi ara pozisyona yerleştirdi. Kalan ağırlıklı kesimi alt pozisyonda sömürüye tabi tuttu. Ve ceale ehleha şiyan, يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ diye Cenab-ı Hak anlatıyor. Ancak bir toplumun böyle katmanlarını ayırarak belli bahanelerle, işte İsrailoğullarını etnik kökeni dolayısıyla, ötekileri başka sebeplerle ama hep fırkalar oluşturarak kademe kademe kendi rejimini sağlamlaştıran veya oluşturan bir anlayış. Çünkü yekpare hepsini karşısına alsa yenik düşer. Firavun böyle yapmış, böyle bir toplumsal yapı oluşturmuş. وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا dediği o farklılaşmayı, toplum içerisindeki sınıflaşmayı Cenab-ı Hak Şiyan kelimesiyle anlatmış. Kasas suresinde bu kez iki kez geçecek 15. ayette yine Hazreti Musa aleyhisselamla alakalı bir ayet. وَدَخَلَ الْمَد۪ينَةَ, şehire girdi. Hazreti Musa'nın şehre korku dolu girdiği anı anlatıyor Cenab-ı Hak. Ale, adam öldürdükten sonra ala hini gafletin min ehliha, halkının gaflette olduğu bir demde girdi şehre, muhtemelen öğle uykusunda. Fevecede fiha raculeyn yaktatilan, orada iki adamla karşılaştı. Birbirleriyle savaşıyorlardı, öldüresiye kavga ediyorlardı. Hâzâ min şiatihi, bu kendi şiasından. وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ, bu da düşman taraftan. Burada kendi aidiyetine Cenab-ı Hak Hazreti Musa'nın göndermede bulunarak şiası demiş. Yani bu etnik aidiyeti şia ile ifade. هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ, bu onun şiasından, kendi halkından. Ve Hazreti Musa aleyhisselam ya kavmi diye İsrailoğullarına sesleniyor. Dolayısıyla İsrailoğullarından birisi diye. Diğeri de karşı taraftan. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذ۪ي مِنْ شِيَعَتِهِ, kendi şiasından olan ondan yardım istedi diyor Cenab-ı Hak. Yani Hazreti Musa'dan. عَلَى الَّذ۪ي مِنْ عَدُوِهِ, düşmanından olana karşı. Dolayısıyla içinde iki tane şia geçen bir ayet bu. 15. ayet Kasas suresinde. Rum suresinde مِنَ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ, bu iki oluyor artık. Dinlerini tefrik edip şialaşanlar, yani gruplar haline dönüşenler. Kur'an'da ikinci kez Rum suresi 32. ayette dinlerini tefrik edenlerden ve şia şia, yani grup grup olanlardan, bunlar var ya demişken Cenab-ı Hak bu kez yine gruplaşmaya ifade eden bir başka önemli kavramı ifade ediyor. Kullu hezbin, her hizip bimâ ledeyhim ferihun, ellerindekiyle mutlu. Dinlerini tefrik etmişler, ayrılmışlar, ayrışmışlar. Her hizip elindekiyle mutlu. Yani her grup biz haklıyız diyor. Her biz hak üzereyiz diyor.
Her grup kendisini hak, diğerlerini batıl görüyor. Her grup, her fırka en iyisinin kendisi, en doğrusunun kendi yaptığı düşüncesinde ve mutlu. Kullu hizbin bima ledeyhim ferihun. Cenab-ı Hak her grup kendi elindekiyle mutlu demiş. Her grup kendi elindekiyle haklı dememiş. Her grup kendi elindekini ile kendi elinde var olanı aklediyor dememiş. Hiç pozitif bir fiil yok orada. Mutlu, bu bir duygu. Duygular biliyorsunuz şeye bağlı değil. Akletmeye bağlı değil. Hisler akletmekle bazen paralel olur. Bazen apayrı bir istikamette ilerler. O yüzden Cenab-ı Hak bazen hoşlandığınız şey hakkınızda hayırlı olmayabilir. Yahut hoşlanmadığınız şey hakkınızda hayırlı olabilir diye tam tersi örneklemelerde bulunur. Bunlar da böyle her grup kendi elindekiyle haklı anlamında değil. Sadece sevinçli. Bu gerçekçi bir nedeni olup olmadığı, gerçekçi bir nedeni olduğunu göstermez. Evet, bu ayette Şia kelimesiyle Hizb kelimesi birlikte kullanılmış. Evet. Yani buradan her grup haklı şey, mutlu derken mutlu elindekiyle mutlu. Elindekiyle mutlu. Bu dinlerini tefrik edenlerden girişine devamı. Dinlerini tefrik edip Şia Şia olanlar ellerindekiyle mutlu hep herkes. Yani bu ayrışmaya aklederek gitmemişler. Tefrika oluşturmuşlar, farklılaşmışlar ve ellerindekiyle mutlu durumdalar. Bu süreç içerisinde dikkat ederseniz akletme, mantıklı bir değerlendirme yok. Ayrışmak için bahaneler bulunmuş. Amaç ayrışmakmış. Ayrışınca da mutlu olunmuş. Evet. Buradaki şey kendilerine baktık, hep olumsuz taraftan gözüküyorlar. Bir de günümüzde Şia adı altında büyük bir İslam toplumu var. Acaba tarihsel boyutuyla bunlar bu isim neden gelmiş, yoksa bunlara dayanarak bu isim almış Şia kelimesi? Ben çocukken Şia diye biz onlara diyoruz zannediyordum. Yani onlar niye durduk yerde böyle bir kelimeyi alsınlar ki, kendilerini onlar daha güzel ifade ediyorlardır sanırdım. Meğer öyleymiş, hakikaten biz Şia diyorlar. Bununla kasıtları şu: Ehl-i Beyt taraftarıyız. Biz Resulullah'ın ailesinin olduğu taraftayız anlamında. Bu taraftarlıklarını, Hazreti Ali taraftarlıklarını Şia kelimesiyle söylüyorlar. Yani onun ailesi, onun etrafındakiler anlamında kullanıyorlar bunu. Ama tam kelimenin ilk kullanıldığı ve böylece artık isme dönüştüğü bir tarihsel şey bilmiyorum ben. Belki olur ki Ehl-i Beyt'ten birisi böyle bir söylemle etrafındakilere sahip çıkmıştır. Siz benim Şiamsın etrafındakiler anlamında. Onlar da bu kelimeyi kendi grupsal varlıklarının bir tanımı olarak sahiplenmiş ve kabullenmiş olabilirler. Ama dediğiniz gibi, Kur'an'da gördüğünüz gibi, bu kelimenin kendisi zaten bir tefrikanın neticesinde gelen bir ayrışma anlamında negatif bir süreçte kullanılıyor. Bütünlüğün bozulduğu yerde kullanılıyor yani. Şia, Şii onun artık sahibi olanı, yani öyle olan kimse. Yani nasıl diyoruz, diyelim ki İstanbul, İstanbullu diyorsak, sonuna aidiyet y'si getirince Şii'yün derseniz aynı Türkiyün demiş gibi olursunuz. Anladınız? Elmalı hamdansız. Evet. Evet, elmalı gibi yani. Abi sen o mikrofonu, yani asıl sahibi ilgilenmedikçe hiçbir şey yapamazsın. Kimse vermekle olmuyor ki, onu takip edeceksin. Ben hiç ilgilenmedim, sen de hiç bakmadın. Hocam şimdi yazın dilinde Şi diye yazıldığı zaman bir engel yok, değil mi? Şia diye yazılmıyor. Bu konuşmamızda Şia dememiz lazım ama bazen de Şi ile Şi ile geçiyor. Yani Şia taifesinden olan kimseyi kastettiğinizde Şii demek durumundasınız. Ama Şialık
dediğimiz şeyi kastediyorsanız o zaman Şia dersiniz sadece. Kullu hizbin bima ladayhim farihun ve hile beynehum ve beyne ma yeştehuna kema fuile bi eşyaihim min qabl. Onlarla şehvet durdukları, arzuladıkları, heveslendikleri şeylerin arasına girildi. Tıpkı kendi emsallerine yapıldığı gibi. Bu da önceki benzerleri anlamında kullanılmış. Demin bir yerde de buna benzer bir kullanım vardı. Yani önceki toplulukların her birine atıf yaptığı yerde Cenab-ı Hak kullanmıştı. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْاَوَّلِينَ Önceki milletler anlamında. Burada da önceki benzerleri anlamında aynı şey yapıldı. Onlarla heveslendikleri, çok sevdikleri, tutkuyla bağlandıkları dünya arasına girildi. Birdenbire irtibat kesildi ve dünyadan çıkarıldılar. Bir başka kullanım وَاِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ Yine onun şiasından kim? لَاِبْرَاهِيم İbrahim de onun şiasından. Bak burada olumsuz bir anlamda değil. Hazreti Nuh'un şiasından bahsediyor Cenab-ı Hak. Sizin söylediğiniz ayet bu. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın onun şiasından olduğunu söylüyor. Yani ona ait nesli ondan gelen, zaten bütün insanlığın nesli ondan geliyor. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ Çünkü Cenab-ı Hak Hazreti Nuh'un zürriyetini kalıcı kıldığını, diğer kardeşlerin varsa Hazreti Adem'den gelen, onlar helak oldular tufanda. Dolayısıyla Hazreti İbrahim de Hazreti Nuh'un zürriyetinden, tıpkı zürriyetinden diyeceği yerde şiasından demiş. Ama müfessirler diyorlar ki Cenab-ı Hak daha fazla şey demek istedi. Yani Hazreti İbrahim de Nuh Aleyhisselam gibi tek Tanrı'ya inanan, bir olan Allah'a kulluk eden, putperestliği reddeden, bu anlamdaki aidiyetin de içine alır bir şey bu. Tam Şia'nın Ehl-i Beyt'e bağlılıklarını anlamında kullandıkları gibi kullanmış Cenab-ı Hak burada. Yani o anlamda hakkı teslim etmek lazım. En çok bu ayeti kullanıyorlar. Öyle mi? Evet. O enne min şi. O enne min. Baktık hakikaten onlara en uygun ayet de bu. Onlar da bakmışlardır ve almışlardır. O enne min. Saffat suresi 83. ayet. وَاِنَّ مِنْ شِيَعَةِ اِلَى اِبْرَاهِيمِ وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا اَشْيَعَكُمْ Sizin benzerlerinizi helak ettik diyor Cenab-ı Hak. Yani öncekilerden فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ Bundan öğüt alacak, akledecek, bundan ibret çıkaracak var mıdır? Veya yok mudur diye. Bu da sonki örnekti Şia kelimesinin kullanımı olarak.